Şimdi e, şunu söyleyebilirim. Altılı masa e, sallanıyor mu? Bence de sallanıyor, sallanacak da. E, henüz e, belki sokağa yansıyacak bir sallantı halinde değil, Hı -hı. o dozda değil. Yani şiddeti itibariyle ya da hissedilen şiddeti itibarıyla e, değil ama... Ama öncü bu, depremler var. Bu Evet, öncü depremler olduğunu görüyoruz. E, ne zamandan beri başladı bu süreç? Ee, aslında işte bir iki görüşme yaptılar ve daha sonrasında seçim kanunuyla e, Cumhur İttifakı bir hamle yaptı. Ondan sonrasında da bir tartışma süreci başladı ki yine bu masada demiştik ki Cumhurbaşkanı ya da AK Parti böyle bir e, hamle yaptı. Bu hamlelere benzer hamleleri önümüzdeki süreçte göreceğiz. E, bakalım ne kadar dirençli davranabilecek e, muhalefet e, cephesi diye. Şimdi... E, eğer siz sıfırlarla ifade edilen e, diğer kutucuğunda yer tutan e, önemdeki partilere eşitlik üzerinden demokrasi üzerinden bir e, kendinizi eşitlemeye dair bir pozisyon alırsanız bunlar olacak. E, yani bunu kötü bir anlam yüklemek için söylemiyorum. söylemiyorum. Ee, ama bu etkiyi e, Burada bir boşluk verecek Yani görecek, 10 ile veya 25 ile 0-1'i aynı değerde görürseniz Matematik olarak bir sıkıntı Aynen. çıkar Burada sıkıntı çıkacak çünkü lokomotif olan Taraflar e, Gücü <laughs> yönetmek durumundalar e, Beklenti de bu olur Şimdi be, Benim için ben ee, bu kadar yıllık araştırmacıyım. bütün seçim tarihlerini bilirim. Hangi <laughs> şekilde, hangi sayıda çıkmıştır? Hangi bölgede hangi partilerin adayları yarışmıştır? Yüzde kaçla bitmiştir falan. Bunların hepsini takip eden işi bu olan biri olarak söylüyorum. Ben Gültekin Uysal'ı 3 ay önce duydum. Adını? Adını. ...Gürtekin Uysal'ı tanıyan biri değil. Cemal Engin yurtu biliyordum. Şimdi o da Demokrat Parti ama o da MHP'den geldiği MHP için. MHP'den geldiği için ve Şimdi, çok e, konuşan aynen, bir, bir olduğu için. E, e, aktör e, olduğu için diyelim. Evet, herkese davalı konu baktı. Aynen. Şimdi e, ama Gürtekin Uysal'ı ben 3 ay önce... ...bu masa öncesinde, birkaç zaman öncesinde duydum belki de. Şimdi Gürtekin Uysal bence son derece... ...haklı olarak, bir parti genel başkanı olarak, o masada bir aktör olarak... ...ve büyükler size bu hakkı verdilerse, bu masada eşitiz diye bir durum ortaya koydularsa... ...o boşluğu dolduracaktır. Doldurur, tabii. Davutoğlu da doldurur bunu, boşluk bulduğunda Ali Babacan da doldurur, doldurur vesaire. Biz bu süreç başladığında ben de, siz aynen böyle bir öngörüde bulunmuştunuz doğru... ...ben de size bu ittifak süreci başladığında... E, demiştim ki bu ittifak en fazla küçük partilere yarayacak. Evet, evet. Yani iki büyük partiye evet. değil e, ki orada hadi üçüncü parti olarak Saadeti de koyabilirim çünkü e, Saadet'in teşkilatlanması açısından baktığınızda büyük, evet. e, büyük bir anlamı var. Oyu değil ama şey da var. büyük. Ha, i̇şte orada özgür Ağırlık diyebileceğim evet. parti Saadet Partisidir. Hatta iyi partiden daha çünkü teşkilat yapısı itibariyle iyi partiye göre daha anlamlı bir 50 çoğunluğu. 50 yıllık teşkilatı olarak... var. Evet, Tabii. Bir milli görüş Tecrübesi, bir, bir milli görüş geleneğidir. Yani Ama onu mesela de. şeyle paylaşıyor mu acaba şimdi? Yeni refahla paylaşmak zorunda kaldı mı acaba onu? bence paylaşıyor. Evet şu anda o da şey diyebiliriz. Ama o milli görüşten gelen gelenek ve teşkilat yapısı ikisine de yeter, üçüne de yeter. AK Hı. Parti'de oluşan şey de bu Hı. zaten. Evet. Evet. AK yani, hepsine yeter. O çünkü bir damarı tutan bir ekolü, bir yani Akımı MHP, İYİ bir yerden Parti, Büyük Birlik falan aynı şey yani. Tabii tabii. tabii. Evet. Şimdi İYİ Parti 4 yıllık bir parti. Evet %15-17 bandında bir oy oranına sahip olabilir. Üye kaydı itibariyle bakıldığında 600 bine yakın çok ciddi bir üye oy sayısı var. Ama Saadet'in teşkilatının tecrübesinin yanında İYİ Parti'ninkiler bugün daha farklı. Şimdi dolayısıyla üç büyük parti diyelim buraya. 3 büyük parti, biri 25'lik, diğeri 15'lik, diğeri bir ikilik ama büyük bir anlam ifade eden partinin yanına henüz seçime girmemiş iki, iki parti ve de e, seçim sonuçları itibariyle son e, 20 yıldır yok olan bir partide. En son Demokrat Parti'nin genel başkanı olarak hatırladığım kişi Süleyman Soylu benim. Kaç yıl önceye takabül ediyor? Belki 10 yıl öncesinden mu, bahsediyor. Yok, olmadı. Belki... Oldu mu? Yok, olmuştur. 2007'de falan geldi galiba Süleyman Soylu. Ondan hemen önceydi. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla Gültekin Uysal rolünü iyi oynadı. Evet. Yapıyor. Ümit Özdağ nasıl tüm Türkiye gündemini tutuyorsa ben bir siyasal iletişimci olarak olaya dışarıdan baktığımda Gürtekin Uysal siz bana bu hakkı verdiyseniz ben de burada ben bir var. ayar çekerim Tabii. dedi. Nitekim yaptı da bunu. O yüzden hani soruya girerken komik dedim ya, komikliği biraz oradan geliyor benim nazarımda. Çünkü diğerlerine ayar verebilecek nitelikte bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Evet. Ve buna göre de bu alanı değerlendirecek. Evet. Kamuoyunda yer tutabilmesi için çok şey bir noktada. Doğru. Şimdi CHP konuşmuyor, İyi Parti konuşmuyor, Saadet işte Temel Bey biraz olsun bazı açıklamalar yaptı. Sonra geri adım attı, düzeltme yaptı falan öyle bir ihtiyaç hissetti. Ama işte sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Ali Babacan, işte Ergenekon vesaire gibi şeyler, ...Rottü ile ilgili birkaç başlık oldu biliyorsunuz. Rottü'ye ODTÜ giremedim. Falan. Şimdi daha fazla kadrajlar onlara açıldı. Şimdi mesela ittifak dışında olan ve kamuoyunda gündem yaratamayan kim var mesela anlamlı olan? Bu diğer üçü kadar e, ifa e, şey anlam ifade eden yeniden refah partisi var mesela ittifakın dışında evet. ona bir alan açılmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Eğer siz o masaya girerseniz CHP'nin e, yakın olduğu mecraları İyi Parti'nin tuttuğu mecraları vesaire akredite olmuş olan alanları da doğal olarak kullanabiliyorsunuz. E, nasıl ki MHP'nin Ak Parti'nin mecralarını kullandığı gibi. E, dolayısıyla Gürtekin Uysal Türkiye gündeminde şu anda var mı? Var. var. Siyaset yapıyor. En doğal hakkı olarak bu alanı kullanmak istedi ve kullandı mı? Evet kullandı ve biz de şu anda bu şu anda kendisinin açıklamasını tartışıyoruz. Eğer bu alanı eşitleyerek paylaşırsanız Olacağı hani 3 kuruşluk, 5 kuruşluk aradakini almaya kalkar muhabbeti var ya iki kuruşu da borçlandırır seni Aha. diye. Verdiğiniz değer e, o oranları üzerinden ve etki alanı, teşkilatları yapısı itibariyle verdiğiniz bir değer anlamından daha yüksekse o aradaki farkı almaya çalışır. Her siyasetçi boşluğu görür ve doldurmaya çalışır. Gürtekin Uysal da bunu yapmıştır. Bundan sonra da yapacaklardır. Küçükleri bu yönden değerlendirecekler. Evet, tabii tabii. Kesinlikle yapacaklar. O boşlukları görecekler ve pazarlıklarını eli güçlü oldukları için pazarlıklarını buna göre değerlendirecek. Burada asıl CHP'nin, İyi Parti'nin ve Saadet Partisi'nin ve liderlerinin nasıl reaksiyon gösterecekleri evet. önemli ama yani daha çok bu teşkilatların... yetkiyi ve bu eşitlik anlayışını verirsen o lafları da tamir edecek tabii tabii. bunu yapacak bu birlikteliğin bozulmasını seçmenler daha öncesinde şimdi birlikteliği talep eden seçmenler teşkilatlar AK Parti'ye karşı yek vücut olun ve yenin şu AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'ı diye beklentiyle birlikte bu masa oluştu kendi seçmenlerin elinde Şimdi emin olun bu masayı bozmak isteyenler de yine kendi seçmenleri Eşenler olacak. Olabilir. Diyecekler ki bu küçük partiler çok şımardılar. E, hadlerinden ya da sizin verdiğiniz değerden daha büyük bir anlam ifade ediyor. Siyaseti onlar yapıyorlar. Fırsata onlar çeviriyorlar. Dolayısıyla siz kendinize gelin diyen bir teşkilat ve seçmen tabanından ses de yukarıya Geliyor. gelecek. Bu sallantının şiddeti önümüzdeki süreçte daha fazla olabilir. Buradaki reaksiyonları bir an önce ben olsaydım Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Merlek Şener e, ve Sayın Temel Karamolluoğlu olarak e, ben e, çerçeveyi belirlerdim. Eğer çerçevesiz bir yola çıkıyorsanız. Yani evet kardeşim biz böyle hani evcilik güzel güzel ne yapalım çıkıyoruz böyle güzel bir şeye e, hedeflendik, kitlendik. Burada kazanacağız. AK Parti de zaten oy kaybediyor gördüğünüz gibi. Tayyip Erdoğan da gidiyor son dönemi. E biz burada hep beraber biz ayrı görünmeyelim. Nasılsa paylaşırız. Herkese birer ikişer bakanlık falan pazarlığı verilebilir gibi yarın öbür gün değerlendiririz bu işi gibi bir rehavetle süreci tutarsanız bunlar olur. Ama çerçeveyi belirleyip disipline ettiğinizde süreci, lokomotifin kim olduğu, sürecin nasıl domine edileceğini anlatırsanız seçmenler de bunu görürse o birlikteliği tutmanız daha kolay, kolay olur çünkü prensipler bellidir bunun dışına çıkan diskalifiye olur gibi bir oyun kurgunuz daha mümkün olacak. Yani kuralları belli olmayan bir oyun oynuyor. Yani bir Şu masaya anda, oturdular, aynen. poker mi oynuyorlar? Ne yapıyor, nasıl oynuyorlar. yapıyorlar belli Papaz kaçtı mı belli değil. Tabii, belli o yüzden o papaz kaçtı oynuyor. O poker oynuyor ve poker oynuyor ki ben kazandım. Öbür kaybettim tabii, tabii, falan. Tabii, mesela. tabii. tabii. Hayır,